Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Skyfire'ı tanıtmak istiyorum. Skyfire oyunda çok uzun süredir var ama çok az kullanılan karakterlerden bir tanesi. Neden? Çünkü Skyfire'ın DP kostu çok yüksek. 33'tü hatta normalde. Ve çoğu zaman savaş alanına bu hani 33 DP'li karakteri koyduğunuz zaman aşırı büyük bir etki hissetmiyordum. O yüzden Skyfire uzun süre unutuldu. Ama bu artık değişti. Nasıl değişti? Skyfire'ın modülünü kullanırsanız DP kostu 33'ten 24'e düşüyor. Ve 24'teyken ekstradan modülünle beraber daha fazla saldırıya sahip oluyorsunuz ve en önemlisi talentınız. Normalde takım arkadaşlarınızın engellediği kişilere ekstradan %8 vurmanızı sağlayan talent %20'ye çıkıyor. Mesela 1000 vuracağınızda 1080 değil de modülle 1200 vuruyorsunuz. Aradaki fark çok büyük ve cidden oyun içerisindeki performansınızı aşırı etkiliyor. Bununla beraber Sora ya da Skadi alteriniz varsa bu buff daha da büyüyor. Şöyle şimdi Skyfire'ın meteoru diğer karakterlerin aldığı saldırı buffları gibi değil. Yani mesela Lee Skarm'a örnek verelim. Lee Skarm'ın ben ikinci yeteneğini kullansaydım, Lee Skarm 452'lik saldırı gücünün üstüne %125 saldırı gücü alacaktı. Üstüne Sora ya da Skadi Alter'den işte 4 hasar bonusu alacak. Ama Skyfire'da buff şu şekilde çalışıyor. Önce Sora ya da Skadi Alter hangisi varsa sizde ondan buff alıyor. Mesela diyelim 400 aldı. Kendi saldırısının üstüne 400 ekliyor. Kaç oluyormuş? Şu anda 1284 oluyormuş. 1284'ün üstüne %200 hasar vuruyor. Ve ayrıca Talent'tan gelen %20'niz de ayrıca bu yükseltilmiş hasarın üzerine ekleniyor. Yani özellikle Inspiration veren karakterlere de aşırı uygun olması ve modülü değiştirdikten sonraki daha ucuz ücreti bence Skyfire'ı kullanmaya değer yapıyor. Tabii ki size kalmış çünkü Skyfire modülünü açabilmeniz için Elite 2'ye gelmiş olmanız lazım. Seviye 50'ye getirmeniz lazım. Bayağı bir ücretli bir durum. Ama Skyfire seviyorsanız kesinlikle onu köşeye atmanızı önermem. Beni özellikle bu son event'ta Arts damage'i gereken event'ta bayağı kurtardı kendisi. Şimdi hemen göreve geçelim. Görev içerisinde zaten diyeceğimi daha iyi göreceksiniz. Şimdi Elsium'u koyuyoruz. Karakterleri çağırabilmek için. Liskarm şuraya. Sonra Skyfire. Zaten ilk düşmanlarda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu kısımda yaptığını zaten bütün şey Splash Caster'lar yapabildiği için lava bile çok önemli bir özellik değil. Ama önemli olan kısım şimdi birazdan meteorları kullanmaya başlayacağımız olan kısım. Bakın ilk düşmanlarımız geliyor. Meteoru erken kullanıyorum. Bakın, şu anda 1768 vurdu. Lee Skarm'ı engellediği zaman 2122'ye çıktı. Şimdi Sora'nın yeteneğini kullanıyorum. 2858'e çıktı. Yani Talent'tan aldığınız buff aşırı etkiliyor. Üstüne Sora ya da Skadi Alter'iniz varsa aldığınız buff daha da yüksek artıyor. Verdiğiniz hasar bu kadar yüksek bir alan hasar veren bir karakter için aşırı yüksek bence. Yani 3000'e yakın bir hasar vurmanız hiçbir sorun olmadan bence kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Ki araya stun'ı da katarsak 0.15 saniyelik Skyfire'ın asıl etkisini anlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Hani 0.15 saniyelik stun çok düşük. Ama şunu unutmayın. Stunlar rakibin saldırısını durduruyor. Yani mesela şu adamlar ellerini havaya kaldırdığı zaman stun yediği için mesela Lee Skarm'a vuramadı. Bir ya da iki saldırıyı bile o şekilde kesseniz sizin önünde duran Defender'ınız biraz daha fazla hayatta kalabilir. O yüzden eğer Skyfire'ınız varsa gözden geçirmenizi öneririm. Modül kullanmadan cidden kullanmanız zor olabilir. Ama eğer Skyfire bana ileride lazım olur diyorsanız ve bu videoda biraz da olsa fikrinizi değiştirdiyse Skyfire'ı Elite 2 seviye 50'ye getirip modülü açmanızı öneririm. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.
Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.